Evet, saat 9.30 ve ben geldim. Herkese günaydınlar. Nasılsınız? Umarım inşallah her biriniz çok çok iyisinizdir. Allah herkese güzellikler versin, sağlık versin. Rabbim ne muradınız varsa versin. Erkenden kalktım. Söylememe gerek yok. Beni tanıyorsunuz zaten ama bu sefer bayağı bir abarttım. 6.30'da kalktım, uyuyamadım. Ben böyle biri geleceği zaman çok heyecanlanıyorum. Bence bu hani misafire verdiğimiz değerden de, önemden de kaynaklı. Akşamdan kahvaltılıkları hazırladım. Her şeyim hazır. Şu an patates biberi kızarttım. Üzerine sos yapacağım. Poğaça yapmıştım biliyorsunuz. Onu çıkardım. Buzlukta simitim var. Onu ısıtacağım. Yumurta kapama yapacağım. Sucuk kestim. Kahvaltılıklar daha ne olsun. Kahvenin yanına da tatlımız var. Keyifli, güzel bir gün geçireceğiz. İnşallah Rabbim herkesin sofralarına bin bir bereket versin. Ablam gelmek üzere. Arkadaşım da Ereğli'den geliyor. Otobüse binecek. Bindiği zaman bana haber verecek. Opet'ini oradan inşallah gidip alacağım arkadaşlar. Az önce de annem aradı. Annemi bugün kardeşim hastaneye getirdi. Kan tahlili verdi. Komple böyle kan, idrar. Çünkü annemin iştahsızlıkları hala var. Bir de böyle aşırı halsizlikleri var. Aslında ablam başladıktan sonra oraya getirecektik. Yani tıp fakültesine. Ama annem tez canlı beklemek istemedi. Neyse bugün kardeşim getirmiş. 2.30'da sonuçlarını alacaklar. İnşallah hayırlı güzel sonuçlar olur. Öyle işte arkadaşlar, güne erkenden başladım. Şimdi soframı kurdum ama hiçbir şey getirmedim. Çünkü hava müthiş sıcak. Bugün çok güzel bir hava var. Öyle bakalım, ablamı bekliyorum. Ablam gelsin. Yavaştan yavaştan çay suyunu koyacağım ama daha arkadaşım mesaj çekmedi, aramadı. Haber bekliyorum dediğim gibi. Heyecanlıyım. Çünkü bir seneden fazladır görüşüyoruz ama yüz yüze ilk defa görüşeceğiz. Geçen sene geldi, nasip olmamıştı görüşmek. Bu sene inşallah kısmet olacak. Öyle bakalım, hadi birazdan tekrar buluşuruz arkadaşlar. Evet, sofra sadece bu kadar kuruldu. Diğerlerini getirmedim arkadaşlar. Masanın yönünü yine böyle yaptım. Öyle bakalım, bu sefer ortaya runner koymadım. Bunları kullandım. Evet, arkadaşım gelsin. Daha doğrusu ablam gelsin. Yavaş yavaş sofrayı kurarız herhalde. Evet, ablam geldi. Çayı falan ablama bıraktım. Dedim sen demle. Arkadaşım gelmek üzere. Ay, araba şimdi yanıyordur. Hadi gidelim bakalım bismillahirrahmanirrahimle. Heyecanlandım. Şimdi arabayı Opet'in oraya park ettim. Bunda mı ki acaba? Durdu mu? Durmadı. Yok, onda değil. Ereğli birlikte o zaman. Neyse, gelmek üzeredir. Ben de karşıya geçeyim. Arkadaşı alıp tekrar buraya geleceğim. Ya da şu durakta mı dursam bilemedim. Neyse. Durun arkadaşlar. Heyecandan ne yaptığımı da bilmiyorum. Evet, sofram hazır. Bacım geldi arkadaşlar. Ablamla sohbet ediyorlar. Ben hemen sofrayı kurdum. Sıcaklarımızı hızlı bir şekilde yaptık. Şimdi oturuyoruz, çayları dolduruyoruz. İnşallah Gülaycığımı sizlerle tanıştıracağım. Çünkü beni çekebilirsin dedi hemen. Evet, bize afiyet olsun. Bizi kahvaltı sofralarında izliyorsanız size de afiyet, şifa olsun. İnşallah sizlerle de bir gün böyle oturmak nasip olsun diyorum. Evet, hadi bakalım. Şimdi bu kek kalıbını çekiyorum ama sizlerle yarın paylaşacağım. Niye derseniz, Gülay bacım bunu görsün istemiyorum. Beni erkenden izliyor. Ona benim böyle ufak bir hediyem olsun istedim. Bu kalıpları çok beğeniyordu. Almanya'dayken konuşuyorduk onunla, istiyordu. Almamıştır diye düşünüyorum. Çünkü alsaydı bana resim atardı. Şöyle Acar'ın atom kalıp diye geçiyor. Şurada çıkardım, sizlerle paylaşayım. Ağır ve güzel arkadaşlar. Ben bunları çok beğendim. Hatta bana sen de al demişti o zaman çektiğim zaman. Sadece yıkaması falan biraz sıkıntı olur diye düşündüm. Yoksa bunlar da sütlü tatlı, tiramisu, kek, her şey güzel oluyor. Ama bana nasip olmadı. Nasip arkadaşımaymış. Benden hatıra kullansın istiyorum. Normalde evine gitmek isterdim. Ev hediyesi olarak hani böyle getirmek isterdim. Ama zamanları kısıtlı, büyük bir olasılıkla gidemeyeceğim. Seneye inşallah ben de burada olursam bunu aldım. Onun beğendiği bir şey olsun istedim. Güzel günlerde kullanmak nasip olsun. Şöyle hediye paketi yoktu. Kırtasiyeden aldım. Buna güzel saracağım. Yaren de bant vardır. Şuna geçireceğim. Şimdi güzel paketleyeyim. Dediğim gibi güzel güzel günlerde, güzel güzel misafirlerle kullanmak nasip olsun. Kek kalıbının her türlüsünü severim. Biz kahve faslına geçtik. Mutfağı toparladık. Ablamla Gülaycığım sohbet ediyorlar. Şimdi kahveler olsun. Evet, 3'e basalım. Haydi bakalım. Thank you.
Evet, tatlıları koydum. Şöyle gördüğünüz gibi. Kahveler, şunu görmeyin. 3 bardak ayarladım ama az geldi. Evet, şimdi hanımları çağırayım. Balkonda şöyle güzel bir kahve keyfi yapalım. Bize afiyet olsun. Evet, biz kahveleri içtik. Kahvaltımızı yaptık. Sizi misafirimle tanıştırayım. Valla Gülay bacımla... Gülay bacım Almanya'dan geldi. Dün size söylemiştim uzaklardan geldi diye. Kendisi Ereğli'li. Zaten bilenler vardır, Ereğli'ye gittiğim zaman evin önünden geçerken muhakkak selam gönderirim. Ya WhatsApp'tan atarım. O da sağ ol Yeşo bacım der. Valla bir senedir görüşüyoruz. Güzel bir dostluğumuz var. Sağ olsun, Allah razı olsun, evime geldi. Bu arada şöyle söyleyeyim. Yeşim bacım hiç kameralardaki göründüğü gibi değil. Minyon tipi çıtı pıtı ufacık tefecik bir şey yani. Sakın kameralara aldanmayın derim. Direkt beni gördü. Ay dedi, sen dedi daha uzun boylu çıkıyorsun falan. Dedim o kadar mı kısayım? Değil ama diyor. Şimdi kamera ister istemez. Bak evet, kendini izlediğinde belki fark edersin. Aynen. Hani böyle ister istemez yanda çekiyoruz ya. Evet. Bir yassılık oluyor. Nasıl aynen buldun peki beni? Valla ne bileyim, aynı kameralardaki gibi, vloglardaki gibi çok mütevazı. Sen de öylesin. Çok şandan, çok cana yakın ama kesinlikle yani çok milyon tipli geldi bana. Geçen şey söylemişti, buradan ablanın adını unuttum. Annemin alışveriş yaptığı yer var ya. Tamam. Oradaki abla dedi ki normalde ablanla yan yanarken sende de artık önde olduğun için mi bilmiyorum o kadar büyük duruyorsun ki dedi. Ama dedi yan yanayken öyle değilsiniz dedi. Ben neyse, demek ki daha bir iri çıkıyorum herhalde. Ya evet, kameralarda hani şöyle iri demeyeyim de daha uzun boylu, hani daha böyle yapılı gibi. Ama asla öyle değilsin. Genelde söylüyorlar. Yani ben görünce şok, ufak tefek. Beni şimdi sen bir senedir izliyorsun. Evet. 1,5 sene mi oldu? Oldu herhalde. Oldu değil mi? Bana işte Gülay bacım Instagram'dan yazıyordu. İşte bir şey paylaştığımda, ilk yazdığımda Zonguldak Ereğli'yim falan demiştim evet bana. Öyle bir konuşmaya başladık. Ondan sonra ufacık bir şey de hemen böyle kalp koyardı, yazardı. Her gün YouTube'dan yorum yazardı Almanya'dayken. Öyle bir kaynaştık. Sonra bir gün numaramı istedi. Ben de numaramı verdim. O günden beri birbirimize ses atarız, sürekli aynen görüşürüz. Gerçekten iyi bir insan. Yüzü diye söylemiyorum. Allah razı olsun. Evimi şereflendirdi. Geçen geldiğinde niyetlendik ama görüşemedik. Evet. Kısmet bu zamanmış. Aynen aynen. Beni davet etti. Çok sağ olsun. Teşekkür ne demek, ediyorum ne demek kendisine. Her zaman beklerim. Misafirperverliği için. Ne demek her zaman beklerim. Yüzlülüğü için, candanlığı için çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Evine vallahi davet etti. Dünya küçük, kavuştuk. Aynen. Belki çok memnun kaldım. Çok mutlu oldum. Her şey için teşekkürler. Ne demek, rica ederim. Lafını kestim. Buradan da birine selam göndermek istiyoruz. Kime? Evet. Sema bacımıza. Sema'cığımı öpüyoruz. Yarın Sema bacımızı öpüyoruz. Evet. Yarın sen doğum söyle günü, yarın doğum günü, doğum gününü candan en içten dileklerimizle kutluyoruz. Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin inşallah, inşallah Sema bacım. Sema'cığımı da çok seviyoruz. Onunla da bir gün böyle yüz yüze tanışmak nasip olur. Evet inşallah. İnşallah. Şimdi Gülay bacımla Sema'cığım plan yapmışlar. Normalde Gülay'cığım Ankara'ya gidecekti. Evet. Hatta Yeşim ablaya da söylersin demiş. Allah var, bir şey çıkmazsa takılacaktım. Evet inşallah. Ama planladığımız gibi olmadı. Sema'cığımın kayınvalidesi rahatsızlandı. Ameliyat evet falan geçirdi. Yeter ki sağlık olsun, gönüller bir olsun. Yine birleşiriz. Gel abla. Öyle yani, öyle planlarımız vardı ama olmadı. İnşallah bir dahakine. Sema da demin hatta Instagram'dan hemen yazdı bize. Keşke aynen beraber olsaydık diye. Gönlümüz bir. Buradan ben de doğum gününü kutluyorum. Her şey inşallah o güzel gönlünce olsun. Öpüyoruz seni. Öpüyoruz Sema'cığım. Sağlıcakla inşallah. Sağlıklı, mutlu yıllar. Evet. Merhabalar. Ben de eklendim. Tamam. Evet, ablam telefonla konuşuyordu. Biz başladık. Böyle güzel sohbet ettik. Zaten sanki birbirimizi uzun vallahi yıllardır tanıyor tanıyormuşuz gibi. Gibi. Aynen, güzel bir duygu ya. Ya yakın olunca güzel oluyor. Aynen. Mesela Zonguldak hani. Aynen. Ne bileyim, bir şekilde. Rahat da geldi. Görüşebilir. Evet, rahat tabii, da geldi. Rahat geldi. Şimdi uzak olsan Allah var. Yani gelebilirdim belki yani ama. Gelebilirdim de yani. Bu böyle daha normal şey yani, rahat oldu. Evet. Öyle. Ama inşallah yani Sema bacıma da Rabbim gönül verirse inşallah ona da gideceğim. İnşallah seneye nasip olur. İnşallah. Bakalım hayırlısı. O çok üzüldü evet de. Sağlık ama ilk başta sağlık. Sağlık yani o çok önemli. Üzüldü ama olsun, yapacak olsun, bir şey yapacak yok. Bir şey gönüller yok. Bir olsun. Gönüller keşke bir olsun. O da burada olsaydı keşke ama. Keşke. Nasıl kısmet. Keşke aramızda olsaydı. Aynen. İnşallah bir gün ona da inşallah olur. İnşallah. Nasıl bir duygu? İzlediğim bir kanalda şimdi kendimi izleyeceğim. Allah'ım çok heyecanlı. Yani kendimi izleyeceğim. Değişik bir
değişik bir duygu değil mi? Evet yani. Bilmiyorum bayağı bir heyecanlı. Ne kadar değişik, ne kadar güzel bir duygu değil mi? Hiç evet. tanımadığın bir insanı YouTube'dan tanıyorsun. Aynen. Arkadaşın, kardeşin gibi görüyorsun. Aynen. Evine geliyorsun. Öyle gerçekten çok güzel. Ya çok güzel bir şey. Kan bağı değil. Önemli olan aynen. ne bileyim can bağı. Aynen hani. Aynen. Gerçekten. Güler yüz. Aynen. Doğru. Aynen, aynen. Biz de valla memnun olduk. İyi ki geldin. Evet. İyi ki seni tanıdık. Biz ben de sizi. Şule abla da bu arada çok tatlı. Yani Şule abla da göründüğünden küçük bir yok tipli. Yok canım ben ona 3 kilo verdim. Verdi o. O verdi. Ama gerçekten görenler de diyorlar. Kameralarda daha böyle evet, kilolu, daha farklı. Böyle yeşil de öyle. Çok farklı gözüküyor aynen. Ama normalde evet aynen. O da bu arada gezmedeymiş, beni görüp benimle tanışacağı için vallahi gelmiş. Ona da çok teşekkür ederim. İki akşam kal dediler bana, makarna falan yapacaktık eğitimde. Yok dedim, ben yeşil misafir gelecek, arkadaşı gelecek, onunla tanışacağım. Ay, çok sağ ol, razı olsun, teşekkür ediyorum. Yoksa çok tesir ettiler, çok ısrar ettiler. Senden Allah razı olsun, ayaklarına sağlık. Evet, bir şey diyor musun? Bir şey demiyorum valla. İzleyin, abone değilseniz abone olun Yeşim Bacım'ın kanalına. İnşallah. Bir daha abone değilsiniz çok şey konuşuyoruz demektir. İnşallah bir daha geldiğinde daha fazla görüşme imkanı olur. İnşallah. Şimdi zamanları kısıtlı, bu hafta son aynen. haftaları. Aynen. Aslında ben de Yeşim Bacım'ı evimde ağırlamayı çok istiyordum. Hiç fark ben de davet etmek istiyordum hiç ama düşünme. Sen de şimdi bir haftam kaldı. Evet. Ederim desem yalan yok, söylemiş yok, olurum bir şey bilemiyorum. Yok ki canım ya senin benim diye bir şey yok ki sonuçta burası. İnşallah denk gelir, inşallah Zonguldak'ta olur, bir dahaki seneye olur. Nasıl olsun. Bir de şey yok hani ben çağırdım sen ille beni alacağım öyle şahsı yok. Ama istiyordum diyordum olsun, ya sana her dakika. Ben benim oradan geçerken evet, dedim ben burada olsam senin önüne çıkarsa da kesin çeviririm. Sağlık işte olsun. Dediğim gibi gurbetçisiniz yani sonuçta sınırlı günlerimiz. Gelmeler iyi. Gelmeler iyi de gitmeler kötü. Allah sağlık versin. Rabbim sağlık versin. Yeter ki bıraktığımız gibi kavuşmayı nasip etsin Allah sevdiklerimize. Önemli olan o zaten gerçekten öyle. Öyle böyle kısacık da Gülay bacım zaten beni izlemiş hemen dedi ki vallahi Yeşo bacım beni çekebilirsin dedi. O yüzden ben de onu çektim böyle güzel de oldu. Evet hepinizi öpüyoruz. Öpüyoruz Allah'a emanet olun. Evet tanışmış oldunuz. Evet hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet biz şimdi ne yaptık? Gülay bacımla beraber çıktık. Ablam evine gitti yarın misafirleri gelecek malum. AVM'ye gidiyoruz çarşı tarafına gitmedik trafik yoğun olur diye. Burada birazcık gezeceğiz. Bir şeyler falan içeriz. Öyle yani. Gezelim bakalım. Gezelim bakalım. Aynen. Evet biz şimdi nereye geldik? AVM'ye gittik ama AVM'de dolaşmadık. Gülay bacım yeni camimizi görmemiş. Dedim caminin bu taraflarına gelelim. Şöyle birer su aldık elimize. Şu anlık bir yerlere oturmadık. Birazdan oturacağız. Şimdi camide biraz şurada dolaşalım. Resim çekelim. Şansına bugün hava gerçekten sıcak. Güzel görünüyor değil mi? Evet. Bunu çok güzel yere yaptılar ya. Yukarıdan falan o kadar güzel gözüküyor ki. Gerçekten güzel oldu. Geçen sene çok istedik. Ablamla gelemedik teraviye de. İnşallah bu sene Allah kısmet ederse. Bayağı arası var ama. Var var. Arabayla gelmemiz gerekiyor. Aynen. Cami mi? Hı-hı. Neresine ereğini? Sahil işte neresine tam bilmiyorum he. Burası gibi. Valla burası tam böyle cuk oturdu derler ya. Çok seviyorum ya. Uzun Mehmet değil mi? Evet Uzun Mehmet Cami. Almanya'da var değil mi camiler? Var var. Ama ezan okunmuyor. Ezan dışarı okunmuyor. He dışarı vermiyorlar. Vermiyorlar. Benim pasaportum vardı ne güzel de. Yeşil pasaport yeniden çıkarttıracağız. Süresi doldu. Bugün denize girenler var ya. Hepsi okuyor değil mi? Çekecek sana hatıra kalır. İkindi oldu. Eşhedü en la ilahe illallah. Elim titredi. Evet şu an ters açıdan çekiyorum. Net çıkmıyoruz ama nereye geldik? Çatı kebaba geldik. Gülaycığıma dedim soslu kebap yedirelim. Buranın meşhur. Ereğli'nin de pidesi meşhur.
Bana diyor bir daha geldiğinde, neydi? Kuru Hasan. Yok, Hasan Kuru. Tersini söyledim. Oraya gideriz inşallah bir dahakine. Şimdi burada oturduk. Kebaplarımızı yiyelim. Ondan sonra birazcık daha dolaşırız bakalım. Şimdi, ay bir dakika. Şimdi arkadaşlar, ben de çok aç değilim. Gülay bacım da çok aç değil. Sırf hani Adana'nın tadına baksın diye böyle ikimiz de yarım söyledik. Ayranlar gelecek. Daha doğrusu ben söylemedim ayran. Şöyle manzara eşliğinde yiyelim. Hadi bakalım, inşallah beğenirsin. Fikirlerini söyle. Tamam. Şey yapıyor bazıları, Adana hani normal Adana soslu olmaz ya. Hı hı. Bilmiyorum, gittin mi hiç Adana'ya? Gittin Adana'ya mi? Gitmedim. Gitmedin mi? Hani yiyoruz ama he, kuru olur ya, bize böyle şaşırıyorlar ama biz de böyle alışkınız. Beğenirsin inşallah. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Kokuları güzel de. Tadı da güzel değil mi? Güzel güzel. Biz çok seviyoruz. Evet, şimdi yedik içtik. Böyle yürüyüş yapıyoruz. Semacığımla konuşuyor Gülaycığım da. Evet. Biraz da belki AVM'de otururuz. Neredesin? Bu bacım telefonlarla çok yoğun. Sema'yla ses atıyoruz birbirimize de. Yani Gülay atıyor, ben de aradan konuşuyorum. Şimdi bu güzel manzara eşliğinde. Yorulmadın değil mi? Güzel geldi. Gerçi Ereğli de çok güzel de. Sahile doymuşsundur. Gidince ama özlersin. Valla özleniyor ya. Ben çünkü hep buradan uzaktaydım ya. Gidelim böyle. Şimdi Mado'ya geldik. Gülaycığım latte içiyor. Taşmaz taşmaz. Sıcak. Onun tercihi sıcaktan yana oldu. Ne güzel görünüyor şu an. Ben de böyle portakal suyu. Yanına da şöyle hasta geldi. İstersen bunu da yiyebilirsin. Ne güzel görünüyor. Ama diye korkuyorum. Yok yok, korkma, onu ayarlamışlardır. Sizin orada hazır geliyor değil mi? Burada böyle. Evet, araba sesinden inşallah duyabiliyorsunuzdur. Saat 7 oldu. Şimdi Gülay bacımla son Mado'da oturduk, sohbetimizi ettik. Ereğli arabası bekliyoruz. Gidiyor artık. Her şey için çok çok teşekkür ederim. Ne demek? Her zaman senden de helal hoş olsun. Her zaman beklerim. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz inşallah evde arkadaşlar. Öyle ayrılıyoruz. Güzeldi. Evet, güzel şeyler çabuk biter. Bize çok çabuk geçti gibi geldi. Aynen. Her güzel şeyin bir sonu var. Tekrar kavuşmak dileğiyle. Amin inşallah. Evet, diğer tarafta bekledik. Araba gelmedi. Şimdi gidiyor Gülaycığım. Yolu açık olsun. İnşallah yine kavuşuruz. Bakıyor. Ama göremedi. Güle güle. Akşam ettik ama çok güzeldi. Ayaklarına sağlık. Buradan tekrar gidelim, hadi bakalım. Mutlu olmak istiyorsan inan sözlerime. Saat 9 oldu. Gülay bacım evine çok şükür gitti. Ben de yarım saat önce eve geldim. Trafik çok yoğundu, akşam trafiği. Artık cuma olduğu için mi öyleydi bilmiyorum. Neyse, çok şükür keyifli bir gün geçirdik. Onları kapanışta sizlerle paylaşırım ki izlediniz zaten. Bana sağ olsun zahmet etmiş, böyle bunları getirdi. Şimdi yarın evi süpürdü. Yarın saat 9'dan 5'e kadar elektrik olmayacakmış. Ablamın şansına misafirleri de geliyor. Ben de hani yedik içtik ya, bir süpürülsün istedim. Evet, şarjım var ama yarın süpüreyim anne dedi. O evi süpürdü. Bulaşık makinesini çalıştırmıştım. Giderken kapattım. Şimdi onu da açtım. O da bitti. Birazdan yerleştireceğim. Bana Gülay bacım böyle sağ olsun hediyeler getirmiş. Allah razı olsun. Düşünmesi yeter. Onun gelmesi yeterdi. Şöyle Solingen bıçakları altılı. Bunlardan ablama da getirdi. Yaren bunun hemen tadına baktı. Açtı. Ben bunu çok severim, fındıklı. Bunu Yaren çok sever. Ve bu var. Bir de şöyle Alman bezi. Allah rahmet eylesin. Benim teyzem Almanya'dan böyle bez çok getirirdi bize. Çeşit çeşit, mekanı cennet olsun. Gülay bacımın da kesesine bereket. Ve böyle de kapaklı borcam getirmiş bana. Allah razı olsun, dediğim gibi. Düşünmesi yeter. Ben de bu videonun önüne muhakkak koymuşumdur. İzlemiş olacaksınız. Dün çektim. O görmesin diye bugün çekmemiştim. O kek kalıplarını da istiyordu. Almanya'daki evine almış. Türkiye'deki evinde yoktu. Ben de ona benden hatıra kullansın diye kek kalıbı aldım. Güzel günlerde kullansın. Ben de bunları inşallah güzel günlerde kullanırım. Şimdi editimi yapayım. Yorumlarınıza bir bakayım. Ondan sonra inşallah kapanışta buluşuruz arkadaşlar.
Evet sevgili arkadaşlarım, saat 10.30 oldu. Kapanışımız böyle manzaraya karşı olsun. Çünkü gerçekten böyle bayağı bir dolaştık ya, yorulmuşum. Saçım başım böyle dağılmış bir durumda. Evet, bugün çok keyifli bir gün geçirdik. Gülay arkadaşımla, Gülay bacımla ayaklarına sağlık tekrardan. Umarım inşallah her birinizle böyle tanışmak, görüşmek, güzel bir gün geçirmek nasip olur. Kalpten diliyorum. Ablam bizlerle bugün gelemedi. Niye gelemedi? Hazırlık yaptı. Yarın misafirleri gelecek. Çünkü elektrikler olmayacak, söylemiştim. O yüzden ağlayan pasta yapacaktı. Hatta ben yapacağım dedim. Ben çarşıdan gelene kadar yapmış. Söyledim sanırım, Yaren'i de çağırdılar. Balık falan yediler. Ben geçmedim ablama. Evet, birazdan da bulaşık makinesini boşaltayım. Sonra da ne yapayım? Dinlenme faslına geçeyim. Evet. Annemin talihleri çok çok güzel çıkmamış da ablamın hastanesine getireceğiz. Soracak olanlar vardır. Tam net ben de bilmiyorum ama hafta içi inşallah ablamın oraya böbrek doktoruna getireceğiz. İnşallah böyle önemli bir sıkıntı yoktur. Sizleri seviyorum. Kısmetse yarın tekrar buluşuruz. İnşallah, umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Yarın cumartesi herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Zonguldak'tan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.